Merhaba, ben Security Bilişim'den İmmet. Bugün MacTelnet'ten PPPoE Client tanımlamayı göstereceğim size. Bazı cihazlar, mesela ISP'lerde çok görüyorum. Cihaz Bridge Mode'da cihaza update etmek istiyorlar. Ya da cihaza IP üzerinden erişmek istiyorlar. Mac üzerinden erişim problemli olduğu yerler oluyor. Bağlantının kötü olduğu yerlerde MacTelnet erişimi kopuyor. Bu yüzden IP üzerinden erişmek isteyebiliyor. Veya cihaza bir IP atamak istiyor. İnternet, cihazın internete çıkmasını istiyor. Çok basit örnek veriyorum. IP Neighbors'dan listeye ulaştık cihazın. İşte sağ tıkladık, MacTelnet dedik. Yani MacTelnet'e girdik. Şu an cihazın MacTelnet'indeyiz. Buraya yazacağımız interface. Şöyle göstereyim. Inter yazıp tab'a basarsak tamamlar. PPoE dedim. Client olacak tab. Interface PPoE client. İnternet nerede olacak bu PPoE client'i? Nereye tanımlayacağım? Mesela ben Files VLAN 1'e tanımladım. User kullanıcı adı ne PPoE client'ın? Mesela Mehmet. Password ne? Mehmet. Files 1'e PPoE, şu an PPoE client tanımlıyorum. Username password'ını girdim. Nerede olacağını belirledim. Ve at default root olacak mı? Yani default gateway olacak mı? Yani bu cihaz bu PPPoE client aracılığıyla mı internete çıkacak? Evetse, yani genelde evet olur. At yazıp tab'a bastığım zaman eşittir yes yazacağım. At default root yes olacak. En önemlisi şu. Disabled no olacak. Yani eğer disabled no bunu eklemezsek, şu an ben bunu eklediğimde bu kapalı olarak gelecek. Disabled, yani çalışmayacak. O yüzden buraya disable no diyeceğim. Default'ta disabledir yani PPoE client MacTelnet'ten tanımlarken. Bu yüzden kapalı değil dedik. Enter'ladığım zaman tamamdır. Örnek veriyorum. Şu an cihazımda internet var. Bu kadar. MacTelnet'ten PPPoE client tanımlamak bu kadar. Bu kodları tekst olarak da videonun altına ekleyeceğim.